yarayacak ya? Acık, aç, aç, aç. Daha hiç vermese daha mı iyiydi? Bittik biz, bittik yani. Emekliler bitti. Kaşıkla veriyorlar, kepçeyle alıyorlar geri. Azdır, az. Geçinemiyoruz. Ben AK Partiliyim ama geçinemiyorum. Vallahi güzel. Geçim zor oldu ama. Bütün her şeyler pahalandı ama. Şu anda hükümetin düşündüğü çok güzel bir şey bilmiyorum. Bence öyle. Güzel bir şey bence. Bu önceki hizmetlerin bir birikimi olarak düşünüyorum. Bize sunulan güzel bir müjde oldu. Yani tüm halkımız için güzel bir haber oldu. Ben güzel, olumlu düşünüyorum bu konuda. Hiç iş görmüyor emekli maaşı. Bittik biz, bittik yani. Emekliler bitti. Yapsa ne olacak hanımefendi? Daha esnaf o zamı yapmadan esnaf elimizden alıyor zaten. Yani zamı yapmasına gerek yok yani. Esnaf alıyor o zamı, daha bize vermeden esnaf alıyor yani. Heh. Bak işte esnaf arkadaşlar. Bu zamını koymuş zaten. Bizim alacağımız para buraya gidiyor yani. İşte yaşayan bir şey yok. Vallahi memurlara şimdiden hayırlı olsun. Yıllardır bu anı bekliyorlardı. 3600 ek göstergeyi bekliyorlardı. Müjdeli haber geldi başkanımızdan, Erdoğan'dan. Allah razı olsun. Maaş günümüz ekonomisi bakarak, Türkiye'nin gelirlerine bakarak biraz düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir 3 tane ekmek olmuş 15 lira. Zor zor yaşıyorlar. Zor, çocukları var, gelirleri var. Sıkıntılı durumlar. Allah kolaylık versin diyorum emeklilere. Kıt kanaat geçiniyorlar. Herkes öyle. Hakkımız da hayırlısı olsun. Kaşıkla veriyorlar, kepçeyle alıyorlar geri. Ekonomi berbat işte. Her gün, her geçen gün fiyatlar da artıyor. Yani yeterli değil. Yani emekli ek iş olmadan asla geçinemiyor. Emekli tanıdıklarımız da var. Gerçekten ek bir işi olmadan. Mesela ben muhasebeciyim. Ek iş olarak araba alıp satıyorum mesela. Başka türlü geçinemiyorsun yoksa. Sıkıntı büyük. Enflasyon yüksek. O yüzden inşallah dengeler topluma faydası olur yani. Başka ne diyebiliriz ki yani? Vatandaş da yani bunu bekliyor yani. Yapmaları lazım. Aksi takdirde yani bu gidiş olmaz yani, zamlar, şunlar, bunlar. Vatandaş yani hani yiyecek bir şey bulamıyor. Hani bir yağa bile o kadar zam geldi ki yani artık vatandaş ne yapacağını şaşırıyor. Asgari ücretle bir insan, evini geçindirmeye çalışan bir insan, yani o asla yetmeyecek o insana. Çünkü çok zorlanıyor yani. Neye yarayacak ya? Acık, aç, aç, aç. Acık, alışımız yok, verişimiz yok, etimiz yok. Bir şeyimiz yok. Bir eliyle veriyor, sol eliyle alıyor. Biz yok, emekliler öldü bir kere. Şimdi emekliye zam yapıyorsunuz da biz ticaret yapıyoruz. Bize ne, mazot pahalı, her şey pahalı. Biz yürüyemiyoruz ki. Ben sarımsak satıyorum, her şeyi satıyorum. Emeklinin alakası yok ki. Çiftçiye yardım etsin. Emekli zaten yatıyor. Bu adam dükkan çalıştırıyor. Yani emekliye versene ki. Ha ne oluyor, bizim cebimizden alıyor, emekliye veriyor. Yani bunu emekliye versene. Çiftçiye vermesi lazım bunu. Yani yatırım yok, şuydu, emekliden alacak ki çiftçiye, emekli ne ki? Devletimiz düşünmüş, daha hiç vermese daha mı iyiydi?